Füsun Yılmaz. Herkese sağlıklı, mutlu günler diliyorum. Bazı evler ne kadar sık temizlenirse temizlensin, kısa sürede tozlanır. Ben her temizlik yaptığımda her yerin nasıl bu kadar toz olduğuna şaşırmaktan bıktım artık. Ve ne yapabilirim diye kolları sıvayıp biraz araştırma yaptım. Evet, siz de benim gibi evdeki o bitmeyen tozdan bıktıysanız, işte şimdi size benim de uyguladığım ve fayda sağladığım birkaç çözüm paylaşmak istiyorum. Tabii ki toz ev yaşamının tamamen kurtulması imkansız bir gerçeği olsa da birkaç basit ipucu ile daha az toza maruz kalabilir ve hatta temizlik yapma sıklığını bile azaltabilirsiniz. Öncelikle tozun kaynaklandığı alanların bulunması buradaki birinci çözüm diyebiliriz. Mesela eski pencerelerden oldukça toz girebiliyor. Mümkünse bunun onarılmasıyla başlamak ve büyük dolapların altlarını ve arkalarını temizlemek oldukça yarar sağlayacaktır. Yatak, yastık ve çarşaflar tahmin edemeyeceğiniz kadar kir ve toz barındırırlar. Bunun sebebi de vücudumuzdan dökülen ölü deri ve mayıklardır. Bu yüzden mümkün olduğunca nevresim ve yatak örtüsü değiştirmeye özen göstermeli, evi süpürürken yataklarımızı süpürmeyi de ihmal etmemeliyiz. Eğer çok yoğun ve yere kadar olan kumaş perdeler kullanıyorsanız, imkan varsa bunlardan da kurtulmalısınız. Perdeler, halılar, tüylü ya da peluş kırlentler ve battaniyeler çok fazla toz birikmesine sebep olduğu için bu tarz eşyaların azaltılması, tozun da az olması anlamına gelecektir. Halılar ev dekorasyonu tamamlayıcı en önemli parçalardandır. Ama halı seçerken de çok tüylü, yün ya da peluş halıları seçmemeye özen göstermeliyiz. Evinizde çok fazla saksı çiçeği varsa toprağının üstüne küçük süs taşlar koyabilirsiniz. Bu kuru topraktan evin içine toz uçuşmasını engelleyecektir. Eğer evde yapay çiçek bulunduruyorsanız ya hemen onlardan kurtulmalı ya da sık sık yıkayarak temizlemelisiniz. Pek aklımıza gelmese de ev duvarları da toz birikmesi için uygun alanlardır. Bu yüzden en azından senede iki kez duvarları silmek toplanan tozu azaltmaya yardımcı olacaktır. Tabii ki tozlardan kurtulmak için fazla eşyalardan kurtulmak en yararlı şeydir. Evde kullanmadığınız aksesuar ve ıvır zıvır eşyalardan hemen kurtulmalısınız. Mikrofiber bezler tozun dağılmasını önler. Bu yüzden temizlik yaparken dokusu eskimemiş mikrofiber bezler kullanmaya özen göstermeliyiz. Ayrıca yüzey temizliğinde silikonlu temizleyiciler tercih edebilirsiniz. Silikon toz tutmayı geciktirmektedir. Toz alma suyunun içerisine 1-2 kaşık beyaz sirke ve birkaç damla sıvı yağ eklemek de mobilyaların toz tutmasını engelleyecektir. Evet, bugünlük de bu kadar. Başka bir Ya Bunları Biliyor Musunuz videosunda buluşmak dileğiyle. Hoş kalın, hoşça kalın ve kanalıma abone olmayı unutmayın.